Dün bir şiir daha yazdım senin için. Önce tuttum, karşıma oturttum seni. Konuşturdum, güldürdüm, ağlattım. Her halin hoşuma gidiyordu. Güzeldin ama önce iyiydin. Elbette seni yazacaktım, senin için yazacaktım. Bana çok yazıyorsun diyorlar. Bir insana sen çok yaşıyorsun, artık öl denilir mi? Benim yaşamam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki. Yaşarken şairliği yaşıyorum ben. Yürürken, konuşurken, severken hep şairliğimin içindeyim. O da benim içimde. Birbirimizi tamamlıyoruz durmadan. Hiç denize baktığın zaman bir orman gördün mü? Dağların gökyüzüne en yakın olduğu yerde yeraltı nehirleri düşündün mü hiç? Güldüğün zaman Afrika'da isimsiz bir zenciyi hatırlayıp onun büyük acısını duydun mu derinden? Senin o güzel gözlerin bende yalnız seni görüyor. Seviyorsan beni seviyorsun. Beni istiyorsun benden. Oysa ki ben sende bütün insanlığı, güzelliği. Al gözlerimi de kendine bir benim gözlerimle bak. Gör ne kadar erişilmez, ne kadar gücü olduğunu. Her maddenin bir atomu olduğu gibi bir şiiriyeti de vardır. Bilgin atomu parçalayan, sanatçı ise şiiriyeti bulan, işleyen ve onu sanat eseri haline getiren insandır. Şiir bir köprüdür madde ile ruh arasında. Şiir güzelliğin en yoğun ifadesidir ve nefes alışıdır duygularımızın. Atom gücü elektrik gücü gibi. Bir de şiir gücü vardır dünyada. Sanatçı bu gücü ellerinde tutan kimsedir işte. Onu şiir, müzik, heykel ve resim haline getiren mutlu kişidir o. Her zaman her yerde söylemişimdir. Hayatımdan şairliğimi çıkarırsanız geriye önemli bir şey kalmaz diye. Yazmamı bana çok görmeyin. Çok görmeyin. Nefesimi tüketmeyin.